Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. El Salvador, Orta Amerika'da yer alan yaklaşık 6,9 milyonluk nüfusa sahip bir ülke. Son aylarda ise kripto paralarla aldığı kararlarla gündemden düşmüyor. Hazinedeki varlıklarının büyük bir çoğunluğunu Bitcoin'e çeviren El Salvador, son aylarda Bitcoin'in değer kaybetmesiyle birlikte büyük bir servet kaybetti. Bu nedenle de El Salvador, IMF ve bazı ülkelerle sorunlar yaşıyor. Bitcoin'i resmi ödeme aracı olarak kullanmasına son vermesi konusunda başta IMF olmak üzere birçok ülkenin para kurumu ülkeye telkinlerde bulunuyor. Ancak Nayib Bukele hükümeti ülke servetinin yarısını kaybetmesine rağmen Bitcoin'den vazgeçmeye niyetli değil. Tüm dünyada görülen resesyon, kripto para piyasalarını da etkilemeyi başardı. Özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi popüler paraların yatırımcıları ise servetlerinde büyük kayıplar gördü. Ancak geçtiğimiz yıldan beri yüzlerce Bitcoin alan ülke, kripto paralar için yol haritasını değiştirmediğini söyledi. Hatta bugün El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 2023 ve 2025 yıllarına ait vadesi dolan devlet tahvillerinin ödenmesinde kullanılacak fonların sağlanması için meclise iki kanun teklifi sundu. El Salvador Meclisi'nin toplam 84 sandalyesinden 64'ü, Bukele'nin partisi Nueva SDS'e ait. El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Gelea, blockchain teknolojisi destekli bir tahvil çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Konuyla ilgili verdiği demeçte, "Bir gecede sonuç alamayacağız, yatağa fakir gidip milyonerler uyandıramayız," dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.